Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körümeler. Gündelik istiklal haberlerini körücünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerin huzuruna sunumuz. Ama bugün Allah Subhanahu ve Teala bütün müminlere ata kılgan bir ay Ramazan eydinkin ata kılınan bu uluğ ruzi heyetini tebrikler atkan şu minutlarda İstiklal ailesi bu üstümüz bilen bütün dünyadaki aziz halkımızın uluğ ruzi heyetini çin kalbimizden tebrikleyimiz. Allah Subhanahu ve Teala barlık emellerini, emellerimizini kabul kılışını ve bu mübarek heyetini en tiz fırsatta aşu güzel vatanımız, bugün halkımız ingravatkan şu vatanımızda hoşallah bilen tebrikleşke nisip kılışını dileyimiz. Kanunlukta bugünkü programımızın, haberlerimizin tefsilatına dikkat bireyle, kanunlukta. Xitoyning Sharq Turkistondagi terror siyosati Ro'za Hayiti texmi roshan gavdalandi. Butun dunyo musulmonlari 21-aprel Ro'za Hayitini tabriklayotgan bir paytda Xitoy rejimi burunqi qilmishlarini qayta takrorlab, Hayit kunini qasdan bir kun keyiniga surib o'rinlashtirdi. Xitoy taratqolaridagi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi aslida 21-aprel tabriklanishi kerak bo'lgan Ro'za Hayitini Sharq Turkistonda 22-aprel deb uqtirish tarqatgan bo'lib, qasdan bir kun keyiniga surayotgan. Ama Xitoy rejimining numussiz qilmishi buning bilan to'xtab qolmagan. Mazkur o'rinlashtirish bo'yicha Sharq Turkistonda Ro'za Hayit shanba kuniga o'rinlashtirilgan bo'lib, normal qoida bo'yicha xalq shanba va yakshanba ikki kun aramga qo'yib o'tilishi kerak edi. Ama Xitoy rejimi normal aram kuni bo'lgan yakshanba kunini qasdan ish kuniga o'zgartgan va buning o'rniga juma kunini aram kuniga o'zgartgan. Buning bilan Sharq Turkistondagi musulmonlarning hayit o'tkazadigan kuni yanali faqat bir kun bo'lgan. Bundan başka Xitoy rejiminin saxta teşviqatı üçün mevcut bulup durvatkan atalmış İslam cemiyetinin organ torbeti de mu? Xuddi Ramazan eydikigi uxşaşla Ro'za Hayitqa alaqadar hiç qandaq mezmun çıkarmagan. Xitoy rejimi türlük çekilmelerinin sırtida bu qetimliq Ro'za Hayitni mu saxta teşviqatı asimilasiya siyasi üçün paydalanğan. Xitoy axborot vositalarida e'lon qilingan ba'zi xabarlarda Xitoylar bilan Uyg'urlarning birlikda tamoq etib yeb Ro'za Hayitni tabriklaganligi atalmish millatlar ittifoqligini kuchaytirganligi tashviq qilingan. Yana ba'zi xabarlarda bo'lsa, Ro'za Hayit munosabati bilan Sharq Turkistondagi ba'zi mahalla kanatlarda turli ko'ngil ochish faoliyatlari o'rinlashtirilganligi, shularning jumlasidan Xitoy tili o'rganishda baslashish, atalmish kompartiya bo'lmasa yangi jungo bo'lmaydi degan qizil naqshlarni aytish qatorliklarning qistirilganligi bildirilgan. Xitoy rejimi yillardan beri Sharq Turkiston xalqining islom dunyosi bilan bo'lgan barliq moddiy ma'naviy bog'linishini to'liq uzib o'tishga urinib kelgan bo'lib, Hayit kunlarini shundaqlab butunlay cheklamoqchi bo'lsa-m, Ramazon oyining boshlanish kunlarini qasdan kechiktirib yoki oldiga surib, islom dunyosidan farqliq tutib kelmoqda. Shundaqlab xalqning tuqqandarchilik, qulum qo'shinlik munosabatini kuchaytirgan hayitlashish odatini eng zo'r darajada to'sib qilish uchun hayitlik aram kunini eng tuvan chekda kontrol qilib kelmoqda. Amerikaning ikki palata a'zolari Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini qaytadan sundi. Amerika Avam palatasi va Kengash palatasining bir qism a'zolari Uyg'urlar haqida qaytadan bir qonun loyihasi sunib, Amerikada panohlik tilayotgan Uyg'urlarga qarata qo'llashni kuchaytirishni talab qildi. Amerika ovozining bugungi xabarida qayd qilinishicha, Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio va Avam palatasining bir necha a'zosi birlikda qaytadan Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini sunğan bo'lib, Biden hukumatidan Amerikada panohlik tilayotgan Uyg'urlarga qarata turli qo'llashlarni kuchaytirishni talab qilgan. Avam palata a'zolaridan Yong Kim va Ime Bera mazkur qonun loyihasining mas nusxasini Avam palatasiga sunğan. Marco Rubio'nun ishxonasi bu vaqtdagi bayonotida mazkur qonun loyihasi orqali Amerika hukumatining Amerika va boshqa davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini kuchaytirish maqsad qilinganligini, Xitoy rejimining ziyonkashlikka uchirgan Uyg'urlarning ahvolini yaxshilashni tashabbus qiladiganligini ta'kidlagan. Yangidan sunilgan Uyg'ur siyosiy qonun loyihasi Amerika tashqi ishlar ministrligi vositasi bilan musulmonlar ko'p sonlilikni egallaydigan davlatlarning diplomatik munbarlarida Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilarining so'z qilishiga fursat yaratib berish, Xitoy amaldorlari bilan diplomatik uchrashuvlar orqali Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan Uyg'urlarning qo'yib berilishiga kafolatlik qilish, diplomatiya amaldorlarini Uyg'ur tili o'rganish sharoiti bilan ta'minlash, Turkiya qatorliq Uyg'ur muhojirlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlardagi Amerika elchixona va konsulxonalarida Uyg'urcha biladigan kam deganda bir diplomatiya amaldori bo'lish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi ekan.
Bildirilishicha Uyghur siyasi qonun loyihasi bundan ilgirmi ko'p qatim sunilgan bo'lib, oldin qatim qisi bo'lsa, bultur 4-nji ayda o'xshashli mazkur 3 palata a'zosi tomonidan Kengash palatasi va Avom palatasiga sunilgan. Amerika amaldori Sharqi Turkistonni ziyorat qilish uchun Xitoydan viza talab qildi. Amerikaning bir yuqori darajalik amaldori Xi Jinpingga bevosita maktub yo'llab, Sharqi Turkistonni cheklimasiz ziyorat qilish uchun viza talab qilganligini bildirdi. Fox xabarlarida qayd qilinishicha, Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi Chris Simmons bir necha kun burun Xi Jinpingga bevosita maktub yo'llab, o'zi boshchiligidagi bir o'makning Sharqi Turkistonni cheklimasiz ziyorat qilishi uchun viza talab qilganligini bildirgan. Kirisimiz mazkur qarorining sababi haqida to'xtalganda oshkorlanishicha, Xitoy rejimining majburiy ichki a'zo elvelish jinoyatini cheklash haqidagi qonun loyihasi Avom palatada ma'qullangandan keyin, Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchixonasining diplomatiya amaldori uningga elxat yo'llagan. Xitoy diplomat xatida Sharqi Turkistondagi xalqlarning barlik huquqlaridan bahraman bo'lib yashayotganligi, Amerika Avom palatasida ma'qullangan mazkur qonun loyihasining amaliyotda Xitoy dushmanligi ekanligi haqida jar solgan. Kirisimiz bu haqda to'xtalib, ular yushurg'ida hech qanday ish yo'qligini aytdi. Bundoq bo'lgan ekan, bizning berishimizga yo'l qo'ysin degan va Xi Jinpingga bevosita maktub yo'llab, o'zi boshchiligidagi o'makning Sharqi Turkistonni cheklimasiz ziyorat qilishi uchun viza talab qilganligini bildirgan. U yana Xitoy tarafidan texi javob kelmaganligini, agar hech qanday shart qo'yilmagan taqdirda Sharqi Turkistonni tekshirish uchun boradiganligini va butunlay cheklimasiz tekshirishni umid qildiganligini ta'kidlagan. Kirisimiz boshchiligida sunilgan majburiy ichki a'zo yig'ilishini to'sish qonuni 27 mart Amerika Avom palatasida 2-ga qarshi 314 ovozning qo'llashi bilan ma'qullikdan o'tgan edi. Kirisimiz mazkur qonun loyihasida Xitoy rejimining yoshlarning ichki a'zolarini majburiy elvelishdek vahshiyona jinoyatiga zarb berish maqsad qilinganligini bildirgan edi. Turkiyaning Filyos tabiiy gazini quruqlikka yetkazish xizmati boshlandi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak vilayetinin Filyos rayonunda ötküzülgen mürasimde meşal yıkışı bilen Filyos tabii gazının kuruqluğu yetküzüş hizmeti başlandı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Prezident Erdoğan Filyos Türkiye Nift Bordu'daki Karadeniz tabii gazını hizmetki geliştiriş mürasimde kılgan sözü de aldı bilen Türkiye halkının Rozi heytini tebrikleb, bizden ikinci bayramımız devletimizden energiye müstakillik üçün tarihi bir kadem hesaplandıgan Karadeniz tabii gazının ışkı kürüştürülüşüdür. Bu lahiyanın tüncü kademi 2028 ayda Filyos bilen bolgan arlıqı 175 kilometre kilidigan Sakarya tabii gaz sahası da Fatih Burgulaş parahotunun burgulab tekşürüş paaliyeti bilen başlangan idi digerlerini bildirdi. Erdoğan Fatih Burgulaş parahotuğa Kanuni ve Yavuz burgulaş parahotlarının koşuluşu bilen kengaygan burgulab tekşürüş neticesi de Karadeniz'deki tabii gaz zapısının 710 milyard kubmetre yetkerlikini kayıt kılıp ötdi. O söz diyene burgulab tekşürüş hizmeti başlanıp fakat 32 ay ötkendin ki yılla Karadeniz'den tabii gazını ışık geliştiriş mürasimi arkalık bu uzun ve cephalık seferinin en kuşallanarlık peytigi yetip geldik. Sakarya sahasının künüge 10 milyon kubmetre gaz çıkarımız. Allah halisa aldığımızdaki baskışta yeni tabii gaz koduklarının koşuluşu bilen künüge 40 milyon kubmetre tabii gaz çıkarımız dedi. Erdoğan bu lahiye arkalık Türkiye'nin tabii gaz meselesi de çet elge bekindi bulup kilişini körünürlük tövelli tıplı kalmay, Filyos ve Zonguldak rayonunun muşim, energiye, teknolojiye ve eşya oburuti bazısına aylandırılgallıkını kayıt kılıp ötdi. Erdoğan sözünü devamlaştırıp, bizden tüncü hoş haberimiz şu ki, biz aldığımızdaki bir yıl ceryanı da puhralarımız işildiğinden aşkanı ve sık su işlep çıkarışkı kereklik tabii gaz hakkını hesaplap, oturucu hesap bilen her ayda 25 kubmetrini haksız temilleyimiz. İkinci hoş haber şu ki, barlık öylerinin tabii gaz istimal hakkı bir ay haksız kılındı, diğerlerini bildirdi. Germaniya vatanparvar namlıq hava müdafiye sistemleri ve başkurulduğun bombalarını Ukrayna'ya yetkizdi. Germaniya Başminisirlik Mahkemesi'nin bildirişçe, Germaniya'nın Ukrayna'ya yeni harbi yardımlarını beriş vadesine asasen, vatanparvar namlıq hava sistemleri, ok doğrular, 16 Zetros yük avtomobili, 2 çigra qoğdaş avtomobili Ukrayna'ya yetkizilgen. İgilinişçe, Germaniya hükümeti 2022 yılı 1. yanvardan 2023 yılı 17. yanvarğaça 2 milyard 700 milyon euro kıymetindeki koral yarak ve harbi eslihalarını Ukrayna'ya yetkizip beriş planını tasdiqlagan. An-Nahda rehberi Rashid Al-Ghannouchi bugün etigen kolga ilindi.
Tunis Ennahda hareketinin rehberi, Tunis parlamentinin sabık parlament başlığı Rashid El-Ghannouchi 48 saatlik tutup duruş müddeti ahırlaşkan deyken resmi şekilde kolga elindi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, Tunis bihaterli kısımları 4'ünün 17. günü iptar vaxtıda üyüge besip girip nazarat aslığı alğan El-Ghannouchi 48 saatlik teptiş tekşürüşüden keyin yollanğan Tunis Esliye Mahkemesi tarafından bugün ediyen kolga elinip türmüge yollandı. Ennahda hareketinin azası Adukat Habib bin Sidhum İctimai Taratko'daki adresi de bayanatı ilan kılıp, Ghannouchi ve onun hemralıqıdaki 11 kişinin devlet bihaterlikigi suikast kılış dairesi de tekşürlü vatkallıqını bildirdi. Ghannouchi bilen birlikte nazarat astığı ilinğen Ennahda hareketinin aldın Katar'daki zatlarından Muhammed El-Kumani, Bilqasim Hasan ve hareketinin başka 6 azasının mezkur sot mahkemesi tarafından cemiyette turguzup sotlaşkı hüküm kılınğanlıqı kayıt kılındı. Hükümet organları hazırgıca Ghannouchi'nin kandak cinayet sadır kılış bilen ayıplengeldeki doğrusu da bayanat ilan kılmadı. Hürmetli körümelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımız görüşkice aman boğayışlar. Ahır diyene bu uluğ Rozi heyetini hoşal horamlıq bilen ötküzcünlağı tilektaşlık bildirimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.